क्या होती उतरन। Neden bu kadar gerginsin? Yarın Vir eve dönecek. Tüm gerçek derdi böylece ortaya çıkacak. Her şey yoluna girecek anne. Sen sakın merak etme lütfen. İtcan, eğer Bayan Guvantin'in yerinde ben olsaydım, ben de buna inanırdım. Aynı yüz, aynı ses tonu, aynı hareketler. Ama o adam çok tehlikeli. Bu adam durmayacak, bu yüzden çok dikkatli olmalısın İtcan. Beni dinle kızım. Yakında Vir dönecek değil mi? Sen çocukları da al benimle eve gel. Siz lütfen benim yanımda kalın, gözümün önünde olun. Eğer gözümün önünde olursanız endişelenmem İtcan. Hayır anne. Seninle gelemem. Bak Vir evde değil. Ve böyle bir zamanda onları bırakıp gelemem anne. Her şey olabilir. Beni anlıyorsun değil mi? Ben gidiyorum anne. Hayır. Hayır Vanş, dur. Beni bırakıp gidemezsin. Hayır hayır, ne olursun. Anne, gitmeme izin ver. Gelişimden kimse mutlu olmadı. Yine aynı dram başladı işte. Gel. Ben gidiyorum anne. Hayır. Hayır Vanş, dur. Hayır. Hayır. Beni bırakıp gidemezsin oğlum, hayır. Bırak gideyim anne, bırak. Bırak gideyim. Kimse istemiyor beni anne. Kimse mutlu değil. Herkesin gözünde bir şüphe var. Hayır. Benim gitmem hayır, iyi hiçbir olacak. Hiçbir yere gitmiyorsun Vanş. Beni bırakıp gidemezsin. Herkes senin Vanş'ım olduğunda hemfikir. Beni bırakıp gitme, ne olursun yapma. Yapma anne oğlum. Kimse seninle aynı fikirde değil. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni bu evde istemiyor anne. Anlasana artık, gitmem gerek. Hayır. Hayır Vanş. Sana söz veriyorum. Bayan Guvanti. Bırakın gitsin. Bak anne, gördün mü? Kimse bana inanmıyor demiştim. Annem bile. İtcan'ın annesi bile. Sana neden inanayım ki? Sen Vanş değilsin. Anne. Demini yapma. O benim Vanş'ım. Hayır Bayan Guvanti. O Vanş değil. O bizim hayatımızla dalga geçen bir oyuncu yalnızca. Anne. Yeter. Yeter Damini. Sen de mi bana kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğreteceksin? Neden? Neden anlamaya çalışmıyorsun Bayan Guvanti? Yeter. Yeter anne, boş ver. Ben bu hakaretlere... Ben bu hakaretlere artık maruz kalmayacağım. Hayır! Hayır! Anne yeter! Anne! 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 Anne gözlerini anne. Aç! Anne bak! Anne benim, benim Vanş! Anne gözlerini aç, ben Vanş! Anne lütfen aç gözlerini! Anne! Aç gözlerini! Anne gözlerini aç, ne olursun, bak karşında duruyorum! Anne, anne sen endişelenme. Seni bırakıp bir yere gitmem ben anne. Seni bırakıp nasıl giderim? Anne sana ne oldu? Anne. Anne. Anne aç gözlerini. Hiç hemen Doktor Katri'yi ara. Anne. Anne aç gözlerini. Numarası 26-56-68-18. Aç. Aç gözlerini anne, hadi. Bak karşında duruyorum. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim anne, bak. Bak buradayım. Merhaba Doktor Katri. Ben İtcan. Annem iyi değil. Hemen gelebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Anne. 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 İç hemen bir bardak su getir. Anne. Tanrım, nereye koydum onu? Büyük annemin odasında olabilir. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Hanımefendi. Büyük anne çıktı. Aa, doğru.
Oğluyla buluşmaya gidecekti. Aa, ninem nerede peki? Eski odayı temizliyor. Gidip onu çağırayım mı? İster misin? Aa, hayır, gerek yok. Sen işini yap. Ben giderim. Nine? Buradayım kızım. Nine? Dün Yuvaç seninleydi değil mi? Hatta cun 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 falan oynamıştınız. Ama şimdi onu bulamıyorum. Nereye koydun? Ben de bir şeyi arıyordum ama bulamadım. Cun cun cun'u mu arıyorsun? Hayır. Nerede peki? O oyuncak senin odandaydı. Ben Ratatun'un çocukluk oyuncağını arıyorum kızım. Gümüş bir şeydi. Nereye koyduğumu bir türlü hatırlayamadım. Bulursun. Bu sandık ne kadar güzelmiş böyle. Nine. Evet tatlım. Bu kimin sandığı? Çok güzelmiş. Ne acınlar? Tatlım. Kapat onu. Kapat kızım. Neden? Kapat tatlım onu. Bırak. Görmek istiyorum. Kimin bu? Bunlar kimin? O benim ilk gelinimin. Ratot'un ilk eşinin. Buradaki her şey çok güzel. Öyle değil mi? Baksana nasıl oldu? Bay Radot bana onun hakkında hiçbir şey anlatmadı. Bu ne? Kızım. Bence o da benim gibi zevkli biriymiş ha? Ne dersin? Vay canına. Bu... Bana çok yakışır değil mi? Ratos sana bir şey anlatmadıysa... ...benim de anlatmamam daha doğru olur. Nine hemen gerilme. Ben başkasının takılarını takmayı sevmem zaten. Ama bu çok güzelmiş. Bunları ona Bay Radot hediye etmiştir değil mi? Onlara dokunma. Sana ait değil. Arı kovanına elini sokma kızım lütfen. Bana bu yüzden kızar mı yoksa onu mu söylüyorsun? Sen endişelenme. Ona senin beni uyardığını ama seni dinlemediğimi söylerim. Sen hiç korkma. Ona durumu anlatırım. Tamam mı? Onun zihni çok baskı altında kalmış. Kalbi de zayıf olduğu için kalp krizi geçirebilir. Şimdi ilaçlarını yazdım. Bunları ona verirsiniz. Bir şey daha, ona iyi bakmalısınız. Onu üzecek bir şey söylemeyin. Lütfen buna dikkat edin. Tamam. Ben sizi uğurlayayım. Peki. Anne. Vanş, beni bırakıp gitme Vanş. Gitme ne olursun lütfen. Anne. Lütfen gitme. Hayır yapma. Anne. Anne ben senin Vanş'ınım bak. Bak buradayım karşındayım anne. Seni bu durumdayken bırakıp nasıl giderim ben anne? Hı? Beni bırakıp gidersen kesinlikle ben ölürüm. Ne olur gitme Vanş. Hayır anne, hayır. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayır.
İtça, şu an gördüklerimden sonra sen ve çocuklar bu evde kalamazsınız. Siz benimle eve geleceksiniz, o kadar. Bir gelince ancak o zaman eve dönersiniz. Ne yapıyorsun hayır sen? Hayır İtça, onları yerine koy. Hayır. Beni dinle anne lütfen. Hayır İtça. Neden bu kadar korkuyorsun anne? Otur lütfen hadi, korkacak bir ne şey diyorsun, yok. Korkacak bir şey yok mu? Onun nasıl bir tehlike yarattığını görmüyor musun İtça? O adam çok tehlikeli kızım. Gece yine aynı şeyi yapıp odana gelirse ne yapacaksın o zaman? Hayır hayır hayır. İtça, artık Bayan Gunvanti'nin sağlığı da ona bağlı. O bu evden kolay kolay gitmez artık. Biliyorum annem. Annemin sağlığı onun yüzünden bozuldu. Bugün böyle bir şey yaparsak annemin hali ne olur bilmiyorum. Neden bunu anlamıyorsun? Haklısın kızım. Bayan Gunvanti'yi de sinirlendirmemeliyiz. Tanrım, biz ne yapacağız? Bilmiyorum ama bir şeyler yapmak zorundayız İtça. Bak, ben gidip babanla konuşacağım. Ona gidip seni ve çocukları bir geceliğine bize götüreceğimi söyleyeceğim, tamam mı? Sabah ilk iş seni ve çocukları buraya getireceğim. Doğrusu bu, bunu yapmalıyız. Bir dakika beni dinle. Hayır anne. Sadece bir dakika lütfen. Akşam babam bir hizmetliyi odamın kapısında bekletir. Neden endişeleniyorsun? Tamam, sakin ol artık. Çok gerildim İtça. Bak, eğer benimle gelmek istemiyorsan o zaman ben akşam seninle kalacağım kızım. Hayır anne, sen eve git. Endişelenme, tamam mı? Yeter. O adam buradayken ben nasıl gideyim İtça? Nasıl söyle? Anne, yarın seni görmeye gelirim, söz. Madem yarın gelebiliyorsun, bugün gidelim işte. Doğru ya. Yarın senin doğum günündü değil mi? Tamam. Yarın sabah çocuklarla bize gel o zaman. Tamam mı? Sen eve git. Endişelenme lütfen. Tamam mı? Peki. Annem. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Üzülmedin değil mi? Sana git dedim diye söyle anne. Ha? Üzülmeni istemem. Hayır. Hayır. Aksine. İtçam'ın böyle güçlü olduğuna sevindim. Sorumluluklarını bilmesine. Sorunlarından kaçmak yerine onlarla savaşmasına. Kolay pes etmemesini. Kendine dikkat et. Sen de kendine dikkat et anne. Babama da endişelenmemesini söyle lütfen, olur mu? Tamam mı? Sabah geleceksiniz değil mi? Sizi bekliyor olacağım. Peki sen ne zaman değişeceksin? Geldiğimden beri bana çay içer misin diye sordun. Hayır, hayır sormadım anneciğim. Sana hemen çay getireyim. Yanında da kurabiye. Hemen geliyorum hayır. Anneciğim, sen bekle. Ah, bu kız da bir alem. Canı durmadan yemek istiyor. Anne, nasılsın? Umurunda mı sanki? Hiç nasılım diye bakmaya geldin mi? Ne diyorsun anne? Sen hep aklımdasın. Yalan söyleme.
Sadece paran bitince aklına geliyorum ben senin. Öyle değil anne. Sen söyle, Ratot'un evine nasıl gelecektim? Sonra yine bu çocuk kimin diye sormaya başlar. Ben hep bu yükle yaşıyorum. O farenin çocuğu Ratod'un evinde sanki prens gibi büyüyor. Bunu birine anlatacağından çok korkuyorum, biliyor musun? Hayır anne. Eğer o benim çocuğum olsa 100 kilometre uzakta dururdum. Sana güvenmiyorum. İnsanların karşısında ne dediğini hiç bilmiyorsun. Anne, böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacaksa sorun yok. Ama olursa... Önce Ratod seni asar, sonra da Jogi asar. Hala yaşıyor olursan Vir'in ailesi senin işini hemen bitirir, haberin olsun. Bak Puşkar, beni iyi dinle. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yanlışlıkla bile olsa Rohini'nin yanında sakın ağzından kaçırayım deme. O hemen gidip Tapasya'nın farenin çocuğunu büyüttüğünü söyler. Aman Tanrım. O zaman mahvoluruz. Ne yapıyorsun? Aile ağacı yapıyorum. Hadi bana da göster bakalım şunu. Neden kitabıma dokunuyorsun sen? Bana kızdın mı yoksa? Ne oldu? Benimle konuşmuyor musun? Annem seninle konuşmamı yasakladı. Neden? Ben bilmiyorum. Ben annenle konuşurum, tamam mı? Böylece benimle konuşmana izin verir. Gerçekten mi? Demek aile ağacı bu. Evet. Bu dedem. Bu benim babam. Bu büyük annem. Bu benim arkadaşım. Bu da annem. Bu benim. Bu da Muku. Buraya senin fotoğrafını koyamadım. Çünkü bende senin fotoğrafın yok da o yüzden. Bir dakika. İşte. Aile ağacın şimdi tamamlandı. Kanhan! Onunla konuşmanı yasaklamamış mıydım? Hemen odana git. Oğlumun kitabına fotoğrafını koyarak ne yaptığını sanıyorsun? Bu ailenin bir parçası olacağını mı?
Asla. Bu ailenin sadece bir oğlu var. Ve o da Vir Singh Bundela. Vir, yani kocam yarın buraya gelecek ve seni bu evden atacak, görürsün. Bana baksana. Nasıl görünüyorum? Söylesene, bunları nereden buldun? Bunu sana sonra söylerim. Önce bana bileziklerimin nasıl göründüğünü söyle. Benim kolye ve zincirimi sevdiğini biliyorum. Değil mi? Hepsi çok yakışmış, değil mi? Söylesene. Güzele ne yakışmaz? Peki başımdaki zincir? Bana yakışıyor, değil mi? Ne oldu? Bana iyice bak şimdi Bayradut. Dünyadaki en güzel kadın benim. Çıkar onları. Hemen. Lütfen. Lütfen çıkar onları. Lütfen çıkar. Neden? Lütfen. Tapasya, lütfen hemen onları çıkar. Sana onları çıkar dedim. Çıkar hemen. Dur. Çıkar. Dur, ne yapıyorsun? Çıkar, dur. Lütfen. Bay Radut, ne yapıyorsun? Dur, canımı yakıyorsun. Çıkar. Dur. Çıkar. Bırak. Çıkar. Bırak dedin sana. Ne saklıyorsun benden? Sen ne saklıyorsun benden? Bana ne yalanı söylüyorsun? Neden bana Malvik hakkında hiçbir şey anlatmıyorsun ha? Söyle lütfen. Seninle konuşuyorum Bay Radot. Geçmişimle ilgili sen bana ne zaman bir soru sorsan ben hepsini cevapladım sana. Ama sen hiçbir zaman cevap vermiyorsun sorularıma. Bay Radot, bana bak diyorum. Malvik hakkında bir şey... O öldü. Artık yok. Lütfen! Ne yapıyorsun ha? Bana neden bunu yapıyorsun? Lütfen bunu yapma bana. Geçmişi bana hatırlatma. Ben böyle yapmıyorum. Lütfen geçmişi hatırlatma. Lütfen hatırlatma. Bay Radot. Dan 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 d
Tatlım. Uzun zamandan sonra Ratot'u ilk kez böyle sinirli görüyorum. Sana demiştim değil mi kızım? Şimdi seni hiç dinlemez. Sinirlendi gitti. Belki de bu gece hiç geri dönmez. Ben yanlış olan ne yaptım? Sadece Malvik hakkında soru sordum. Sonra böyle sinirlendi birdenbire. Çok kızdı, bağırdı, çağırdı. Onu tanımaya hakkım yok mu benim nine? Ha? İlk karısı hakkında soru sormama nesi yanlış? Böyle bir hakkım yok mu benim yani? Ha? Kızım benim. Ben senin annen sayılırım. Anladın mı? Kalbini çok iyi anlıyorum. Seni temin ederim. Her şey yoluna girecektir kızım. Ratot sana her şeyi anlatacak. Hadi sil gözyaşlarını. Aferin. Ben gideyim bari. कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से ना तुम हो बेवफा ना मैं भी हूँ फिर भी है हम जुदा मैं क्या कहूँ ना जाने वक्त की मर्जी है क्या क्यों है ये दूरियां ओ मेरी जान ओ मेरी जान तेरे बिन जो दिन आया काटे ना वो कट पाया कमी तेरी खल सी जाती है तेरे बिन जो शाम आई बड़ी दिल की तन्हाई मेरी आंखें भर सी जाती है कुछ तुम मुझसे खफा कुछ मैं भी हूँ है क्या Alo. İyi ki doğdun İtça. İyi ki doğdun İtça. Bir sen. İyi ki doğdun güzel karıcığım. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar İtça. Teşekkür ederim. Unutmamışsın Bir. Nasıl unuturum ki? Nasıl? Sen doğum günümü unutmuş muydun? Pekala, şimdi en azından hediye almama gerek kalmadı. Bir. Yarın geliyorsun değil mi? İtça. Doğum gününe gelmeyecek miyim sanıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada telefonun nerede? Telefonunu aradım ama bayağıdır kapalı.
Hiçbir şekilde ulaşamıyorum sana. Bilmiyorum. Dünden beri bulamıyorum Vir. Nereye bıraktığımı da bilmiyorum. Tamam, sorun değil. Doğum günü hediyeni buldum sanırım. Bu arada sana bir hediye gönderdim. Hoşuna gideceğini düşünüyorum İtça. Şu an yolda olmalı. Beğeneceğine adım gibi eminim. Tekrar mutlu yıllar İtça. Yarın hep beraber kutlarız. Ha? Seni seviyorum. İyi geceler Bir. Seni seviyorum. İyi geceler. Kendine iyi bak lütfen. Ne yapıyormuş benim güzel Muktam? Ha? Bugün anneanneye mi gideceksin? Ha? Muku? Oh. Anneannen seni çok seviyor tatlım. Bunu biliyorsun değil mi? Sen de onu özledin mi? Hadi gel bakalım. Evden çıkmadık diye bana sakın kızma, tamam mı? Hanımefendi. Bu nedir? Kimin gönderdiğini bilmiyorum efendim. Sen gidebilirsin. Bu beraber olacağımız doğum günü gecen için, senin için. Demek Vir'in hediyesi buymuş, öyle mi? Fena değil. Teşekkür ederim Vir. Damini, sana daha önce söylemiştim. Bayan Guvanti bizden kimseyi yanında istemiyor dedim. Efendim, nasıl sessiz kalabilirdim? O adam çok tehlikeli. İtça'yı kendisinin vanş olduğunu kabul ettirmek için zorluyor. Bayan Guvanti istese bile o adam o evde kalmamalı. Onu göndermemiz gerek. Bir ne zaman dönecek? O bu akşam dönecek efendim. Artık tek umudumuz bir. Gelip o oyuncuyu polise teslim edecek. Başka çaremiz yok. Doğum günün kutlu olsun İtça. İtça? İtça! İşte İtça da geldi. Tatlım, bugün senin doğum günün değil mi? Evet baban. Tanrı seni korusun. Teşekkür ederim.
Doğum günün kutlu olsun kızım. Teşekkür ederim baba. Anne. Çok yaşa. Tanrı seni korusun. Bir bugün geliyordu değil mi? Evet baba. Bayan İça. Bunu Bay Takur gönderdi. Teşekkür ettiğimi söylersin. Tabii. Babam göndermiş. Haberiniz olsun, ben bugün bütün gün Canda ile mabette olacağım. Bilge geldi. Vaaz verecekmiş. Tamam. Bugün biz de babamla bir iş için dışarı çıkacaktık. Ancak İtça evde nasıl yalnız kalacak? Ve yabancı biriyle evde yalnız kalması hiç doğru değil. Baba, sen endişelenme. Kana ve Muku'yla annemin evine gideceğiz. Tamam. Biz de akşam olmadan döneriz. Biz de bir gelmeden dönmüş oluruz zaten. Gidelim mi? Hı hı. Gelin kızım. Gel bir şey ye. Akşamdan beri hiçbir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel bir şeyler ye. Hadi kızım. Ben aç değilim. Ne demek aç değilim? Olmaz öyle. İnat etme. Yoksa sağlığın bozulacak. Hadi kızım gel. Hadi çocuğum hadi. Hayır nine, yemeyeceğim. O gelip benimle masaya oturuncaya kadar hiçbir şey yemeyeceğim, duydun mu? Tatlım Ratot gelse bile... Bile ne? Benimle konuşmaz mı? Neden peki? Bu kadar büyük ne suç işledim ben ha? O benim geçmişim hakkında sorular soruyor ama bana. Ona soru sormayı bırakmalısın. Neden? Zamanı gelince o sana her şeyi anlatacak. İşte. Geldin mi oğlum? Gel tatlım. Hadi gel oğlum. Şimdi değil nene. Lütfen. Kahvaltı yap en azından. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim anne. Çocuklarımızın doğum günlerini kutladığımızda ne kadar yaşlandığımızı fark ediyoruz. Bugün biraz daha yaşlandık. Öyle değil mi? Anne, bu pastayı bana mı yaptın? Evet. Çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Anne. Baba.
Vir'le konuştun mu? Hayır annem. Daha bir şey söylemedim. Vir bugün geliyor. Eve geldiğinde her şeyi öğrenecek ve o adamı kesinlikle evden atacak. Artık sadece Vir bir şey yapabilir. Değil mi? Boş ver şimdi bunu. Hediyem nerede benim? Hı? Verdim. Ha? Bekle, vereyim. Al. Teşekkür ederim anne. Sadece bu kadar verebiliyorum. Pek bir şey değil. Anne, bu dünyadaki en pahalı hediye benim için. Sen büyük bir ailenin gelinisin. Ama benim verebildiğim... Anne, sen bana dünyada kimsenin veremediği şeyi veriyorsun. Ah, saat 5 oluyor. Vir gelmek üzeredir. Benim eve dönmem gerekiyor. Ah, Vir'in hediyesini görmek ister misin anne? Bak. Vir bu elbiseyi göndermiş bana. Çok güzel değil mi? Çok güzelmiş. Hadi. Sen hemen hazırlan. Ha bir de çocukları da bana bırak. Bay Takur'un da çok hoşuna gider. Ve Vir'le de konuştuktan sonra bana ne dediğini söyle. Yoksa endişelenirim. Unutma, olur mu İtçe? Sen endişelenme annem. Ben şimdi hemen hazırlanayım, tamam mı? Seni seviyorum. Sadece beni sevdiğini o kadar iyi biliyordum ki İtçe. Thank you.
Doğrusu elbise sana çok yakışmış. Bu renk tam sana göre İtça. Hediyemi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Elbiseyi ben göndermiştim. Uzak dur. Hatırlıyor musun? Son doğum gününde de sana elbise hediye etmiştim İtça. Ve bu evi senin için süslemiştim. Mutlu yıllar İtça. Anne! Baba! Büyük baba! Boşuna bağırma. Evde hiç kimse yok çünkü. Gel İtça. Gel doğum gününü kutlayalım. Eski anılarımızı canlandıralım seninle. Önce dans etmeye ne dersin? Sonra da pastayı keseriz. Benden uzak dur. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani